Müjdeden sadece 40 gün sonra kazılmaya başladı burası. Başvurular 7,5 milyon geçti ve hala devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini Ankara'da başlatacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin iş yerini kapsayan İlk Evim İlk İş Yerim projesinde ilk adım atılıyor. Bu kadar hızlı davranmalarının sebebi Türkiye yüzyılında benim gibi gençlerin, gazi ve şehit yakınlarımızın, emeklilerimizin, engellilerimizin yüzleri gülsün, başlarındaki çatı kendilerinin olsun diye. İlk adımlar atılıyor. 500 bin konutta ilk temel atma töreni 25 Ekim Salı günü Ankara'nın Sincan ilçesindeki Lale Meydanı'nda yapılacak. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 ilde eş zamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atma törenlerini gerçekleştirecek. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin ilk temelleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 25 Ekim Salı günü Ankara Sincan Lale Meydanı'nda atılıyor. Hayırlı olsun Türkiye. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanımızla İlk Evim, İlk İş Yerim projemizde 17 ilimizde 5615 konutun ilk temellerini atıyoruz bilgisini verdi. Bakanlık hangi ilde ne kadar konutun temelinin atılacağına ilişkinde şu bilgilere yer verdi. Ankara'da 2171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temeli atılacak. Yaklaşık 900 milyar liralık dev bir yatırım olan İlk Evim, İlk İş Yerim projesinin çarpan etkisiyle 450'den fazla alt sektörü harekete geçirecek olması sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarkları da hızlanacak. Projenin 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açması öngörülürken en az 200 bin yeni istihdam katkısı sağlaması da bekleniyor.